Bugün sizlerle bağışıklama çalışmaları, yani çocukluk çağı aşılamalarında ne durumdayız, niye önemli, toplum sağlığı hizmetleri içindeki yeri nedir, nereden geldik, nereye gidiyoruz ve şu anda ne durumdayız, bunları konuşmak üzere bu videoyu hazırladım. Bağışıklama çalışmaları bütün toplum sağlığı koruyucu hizmetleri içinde en maliyet etkin çalışma olarak nitelendiriliyor. Neden böyle? Çünkü biz bağışıklama çalışmalarıyla yılda 2 milyon kişinin ölümünü engelleyebiliyoruz. Ayrıca 750 bin çocuğun sakat kalmasını önleyebiliyoruz. Ve bu bireysel tedavi hizmetlerine harcadığımız paradan çok daha düşük bir miktarla, bütçeyle sağlanabilen bir hizmet. Peki nedir bağışıklama? Bağışıklama bireysel olarak tek tek bütün çocukları aşılayarak toplumsal bir bağışıklık oluşturmak ve eğer toplumda bir hastalık için %95'ten fazla hedefe ulaştıysak, yani toplumun %95'ini bağışık hale getirdiysek, o hastalığın eradikasyonunu belki, yani toplumdan silinip gitmesini sağlamak anlamına geliyor. Hedefimiz bu, bu çalışmalarda. Peki biz bağışıklama çalışmalarında nasıl bir yol aldık? 1998'ler aslında aşılama çalışmalarının altın yılı. Çünkü yaklaşık burada 16 antijene karşı bağışıklama hizmetleri yürütülüyor durumda. Ve önemli bir hizmet de bugüne kadar verilmiş. Peki bu neye neden oldu? 1998'lere, yani 1900'lerin sonuna geldiğimiz dönemde 322 milyon olgunun aşıyla önlenebildiğini, 21 milyon olgunun hastaneye yatışının engellendiğini, 732 bin ölümün engellendiğini ve bundan da toplam 1.38 trilyon bir dolarlık bir kazanç elde edildiğini araştırmalar gösteriyor. Son çiçek olgusu 1977 yılında ve son polio veya çocuk felci olgusu da 1998 yılında gösterilmiş. Tabii aşı bu kadar başarılı olunca bu aslında kendi başarısını da bir şekilde baltalamış duruma geldi. Neden? Şöyle diyoruz biz buna genel olarak, aşı kendi başarısının kurbanı oldu. Yani bu ne anlama geliyor? Artık aileler bu hastalık, yani eskiden görülen kuş palazı dediğimiz difteri, tetanoz veya verem hastalığı, kızamık eskisi kadar sık görülmediği için veya hiç görülmediği için toplumda artık sanki aşıya gerek yok gibi düşünüyorlar. Halbuki eğer biz toplumda biraz önce söylediğim %95, %98 oranlarını elde edemezsek bağışıklamada, bu hastalıklar her an karşımıza tekrar çıkmaya hazır bekliyorlar. Şimdi çocuklar için aileler neden bu kadar endişeli? Şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi çocuğunuzu siz hasta, yani böyle havale geçirirken veya çok yüksek ateşle veya komada hastaneye acile götürdüğünüz zaman, buradaki hekim ne ilaç verirse versin sizin için o an için çok önemli olmuyor. Önemli olan çocuğun iyileşmesi, çocuğunuzun tekrar size gülümseyebilmesi, hayatta kalması. Ama şimdi aşıda şöyle bir durum var. Pırıl pırıl, sapasağlam çocuğunuzu aşıya getiriyorsunuz. Sizin çocuğunuza orada herhangi bir aşı yapılıyor ve ondan sonra da çocuğunuzda aşı yerinde bir kızarıklık, şişlik bile olsa tahammül sınırlarınız birazcık düşük oluyor. Bu nedenle de aileler şöyle bir ikilemin içinde kalıyor. Zaten bu hastalıklar görülmüyor. Benim çocuğumu da bu aşı eğer böylesine üzüyorsa,
benim çocuğumda böyle bir yan etkiye neden oluyorsa, o zaman ben çocuğumu hiç aşılatmam gibi bir ikilem içinde kalıyorlar. Ve bu da yıllar içinde bunu düşünen aileler biriktikçe aşı karşıtlığının toplumda bir çığ gibi büyümesine neden oluyor. Bu yüzden biz sağlık çalışanları olarak ne yapıyoruz? Veya bağışıklama ile uğraşan politika yapıcılar, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan kişiler ne yapıyor? Bu aşıların %100 güvenilir olması yönünde çalışmalarını hızlandırıyor. Biz de bu aşılarla ilgili gerçekleri bütün öğrencilerimize, sağlık çalışanlarına vererek annelerin, ailelerin bu konuda ikna edilmesini sağlıyoruz. Şimdi aşıya karşı diyelim ki böyle bir direnç var. Ailelerin büyük bir kısmı aşı yaptırmamaya karar verdi. O zaman ne oluyor? Aşı oranlarında düşme başlıyor. Aşı oranlarında düşmeyle birlikte toplumsal bağışıklıkta bir azalma ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda da artık bu enfeksiyonlar toplumda daha sık görülmeye başlıyor. Bu virüsler, bu mikroorganizmalar toplumda varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şimdi bir takım akla gelen sorulara burada cevabını vermeye çalışalım. Şimdi deniyor ki çocuğuma o kadar çok aşı yapılıyor ki bu kadar verilen antijen, yabancı protein çocuğumun immün sisteminde, bağışıklık sisteminde bir değişikliğe, bir bozukluğa yol açabilir mi? Şimdi aşılarla biz toplam 16-20 civarında antijen veriyoruz. Bu antijen size fazla gibi gelebilir. Ancak şöyle düşünürsek, basit bir nezle enfeksiyonuyla 4 ila 10 farklı antijen alabiliyoruz. Veya çocuğumuz bir beta enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu geçirdiği zaman 25-50 farklı antijen alabiliyor. O zaman aşıyla aldığımız bu antijenler basit bir enfeksiyonla aldığımızdan daha az olduğu için önemsiz olabilecektir. Bunun dışında diğer bir soru da aşıların içinde koruyucu olan cıva gibi tehlikeli elementler, alüminyum gibi zararlı maddeler çocuğuma zarar verir endişesi ailelerde bulunabiliyor. Şimdi aşılara bakterilerle veya diğer mikroorganizmalarla kontaminasyonu engellemek üzere timerosal gibi organik cıva bileşikleri eklenebiliyor. Doğada, toprakta, havada ve suda cıva iki şekilde bulunuyor. Metil cıva ve etil cıva şeklinde. Metil cıva vücutta birikerek toksik etki yaratabiliyor ve yüksek dozlara ulaştığında zehirli bir madde gibi etki gösterebiliyor. Halbuki etil cıva, metil cıvaya göre çok hızla vücuttan atılıyor, toksik dozlara ulaşmıyor ve insana da zarar vermiyor. Timerosal etil cıva şeklinde olan bir bileşen, sadece çoklu aşı içeren flakonların içinde koruyucu olarak bulunuyor. Tek kişilik enjektörlerde eğer aşı yapılıyorsa bunların içinde timerosal bulunmuyor ve gene yapılan bilimsel çalışmalar timerosal ile otizm arasında herhangi bir ilişki olmadığını göstermiş. O zaman bu sorumuzun cevabı korkulacak herhangi bir şey yok demek. Gelelim ikinci soruya. Bu soruda alüminyum ve skvalen gibi maddelerin aşıların etkisini artırıcı, yani adjuvan olarak kullanılması ve bu maddelerin vücuda zarar verip vermediği, ailelerin endişelendiği konulardan bir tanesi de bu. Şimdi bu maddelerde tıpkı cıva bileşikleri gibi doğada çok yaygın olarak bulunuyorlar ve insanlar aşılarla karşılaştıkları adjuvanlardan çok daha fazlasını günlük hayat içerisinde alabiliyorlar. Üstelik her aşının içinde de bu adjuvanlar yok.
Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar aşıların içindeki adjuvanların insanlara zarar vermediğini de göstermiş durumda. Şöyle düşünecek olursak, biz alüminyumu en çok aslında sıcak besinleri alüminyum folyoya sardığımız zaman elde ediyoruz. Bunun yanında bir bebek aşılarla karşılaştırma yapacak olursak 4 miligram eğer adjuvan alüminyum alıyorsa anne sütüyle bile 10 miligram kadar aldığını, formülalarla 30 miligram kadar aldığını, soyalı bir formüla eğer kullanıyorsa 120 miligram kadar alüminyum aldığını biliyoruz. O zaman aşıyla aldığı bu 4 miligramlık alüminyum önemsiz olarak nitelendirilebilir. Aşılarla görülen ensefalit gibi riskler doğal hastalık geçirildiğinde oluşabilecek riskten çok çok daha düşük miktarda. Eğer bir kızamık aşısıyla 1 milyon dozda bir vaka eğer karşımıza çıkacaksa doğal infeksiyonun geçirilmesi durumunda bu milyonda 500 ila 4000'e kadar çıkabiliyor. O zaman aşının burada ensefalopati yapma yan etkisi gene önemsiz kabul edilebilecek bir etki olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. Aşıyla ilgili bu kadar güzel bilgilere sahipken biz ve aşının etkileri, etkinliği gösterilmişken gerçekten hala bazı ailelerin bu konuda ben doğal yöntemlerle çocuğumu korurum, aşı yaptırmam demesi gerçekten bizim için üzücü. Ama görüyoruz ki hala bazı aileler aşıların zararlı olduğunu düşünebiliyor. Ben Instagram hesabımdan diğer iki doktor arkadaşımla şöyle küçük bir anket yaptım ve sorduk aşılar zarar verir mi çocuğa diye. Sonuçta gördük ki ankete katılanların %8 ila 11'i çocuklarına aşıların zarar verebileceğini düşünüyordu. Bu nedenle bu videoyu hazırladım. Sizlerin kafasında soru işareti oluşturan konulara açıklık getirmek için. Bir de kızamık aşısıyla otizm arasında ilişki kuruluyor. Halbuki kızamık aşısı ile otizm arasında böyle bir ilişkinin olmadığı, çok sayıda katılımcının olduğu araştırmalarla gösterilmiş. Danimarka'da, Yeni Zelanda'da yaklaşık 5 milyon dozla veya 50 bin çocuk üzerinde yapılan aşılanmış çocuklar değerlendirilerek yapılan çalışmalarda hiç otizm vakasına rastlanmamış. O nedenle otizmle kızamık aşısı arasında da bir ilişkinin olmadığı rahatlıkla söylenebilir artık. Ben bu videonun sonunda şöyle bitirmek istiyorum. Tüm çocuklar dünyanın neresinde olursa olsun yaşama eşit başlama hakkına sahiptir.